Osman diye devlet Devleti ebed müddet devlet bahçeli. Gördük ki Meral Hanım ve arkadaşları koltuk ayarı yaşar, devlet bey ve arkadaşları, Türk devletleri ve Türk milletinin ilelebet varlığını yaşar ve yaşatır. Bir kez daha devlet bahçeli dersi vermek kaçınılmaz olmuştur. Çünkü devlet bahçeliği arkasından hançerleyen birileri, dün eleştirdiği Tayyip Erdoğan'la niye ittifak yaptı, niye destek oldu diye hala saldırıp milliyetçi tabanın oylarını oynamaya devam ediyor. Eski AK Partili Bakan Çelik gibi birileri de Tayyip Erdoğan'a %50 artı bir tuzağını okurdu yalanıyla Erdoğan'la birlikte yürüyüşünü sabote etmek, Erdoğan'ı kendilerine muhtaç etmeye çalışıyor. FETÖ'nün MHP'yi kuşatmasına, ele geçirmesine müsaade etmeyip bugünkü İyi Parti siyaset anlayışına mı geçit vermemesinin hala hıncını yaşama var üzerlerinde. Ne yapacaktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk devletlerine ve Türk milletine tuzak kuranlara muhtaç mı edecekti? Yani MHP'nin tarihsel misyonunun yok edilmesine mi çanak tutacaktı? Tayyip Erdoğan o günlerde bu büyük oyunu görüp, devlet beyin yanında durarak 15 Temmuz darbe girişimine karşı Cumhur İttifakı'nın temeli atıldı. Türk devleti bugün her Türk milliyetçisinin hayal ettiği politikaları hayata geçiriyorsa, örneğin terör örgütünü bu topraklarda bitirmişse bunun nedeni bu büyük buluşmadır. Türkiye Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle öyle bir yol aldı ki bu yolu döviz oyunları kesemeyecek. Devlet Bey'e düşmanlık besleyen bütün siyasi varlıklarını MHP'ye borçlu olanlar hiç aynaya bakmıyorlar. Baksalar yüzlerinin nasıl morardığını görecekler. Tarihin kendilerini nasıl sorgulayacağını düşünüyorlar mı? Bugün Türkmen Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği tam destekle Türkiye Cumhuriyeti Devleti her alanda yerli ve milli politikalarla gösterdiği başarı dünyanın dikkatini üzerine çekiyor. Ya Devlet Bahçeli düşmanlığı yapanlar kimin dikkatini çekiyor? FETÖ'nün, HDPKK'nın, PYD'nin öyle bir akıl tutulması yaşıyorlar ki dün ülkücülere katil diyen, terörist Demirtaş'ın her dediğini anında yerine getiren CHP ile işbirliği yapıyorlar. Üzerine de CHP'nin kol kola girdiği hain terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin oylarından iktidar olmak için meret umuyorlar. Bir düşünün, bir şehidin yakınının bacısına alenen ağır şekilde küfür eden zatı bünyelerinde tutuyorlar, koruyup kolluyorlar. Ve bir vakıf. Adı Alparslan Türkeş Vakfı. Bakıyoruz, vakfı yönetenlerin adeta hepsi baş Alparslan Türkeş'in emaneti olan MHP'ye ihanet etmekte kalmamış, binlerce ülkücünün katilinin faili olan HDPKK ile ittifakını gizleme gereği bile duymayan CHP ile kol kola girip MHP'ye savaş açmış. Pes. Bunlar ülkücü öyle mi? Artık bu savrulan zihniyetlere, eski MHP'li eski ülkücü demenin bile onlar için övgü olacağını, bu ünvanları onlarla lekeletmemek gerektiğini düşünüyorum. Eski ülkücü olmaz. Ülkücü omurgalısı bu kalemhur olmaz. Ülkücünün yuvası da MHP'dir. Alparslan Türkeş Vakfı, başbu Alparslan Türkeş'e ihanet etmiyor mu? Hep yazdım, yine yazıyorum. Bir gün Devlet Bahçeli'den özür dileyecek çok insan olacak. Allah herkese böyle bir bilge lider nasip etsin. Devlet Bahçeli Türk milliyetçilerinin yüz akıdır. Peki siz hiç herhangi bir ekonomik pazarlık içinde olduğunu gördünüz mü? Siz hiçbir kredi olayına adının karıştığını duydunuz mu? Siz hiçbir ihalede adının geçtiğini işittiniz mi? Peki siz hiç hiç dünyası ile kapalı kapılar ardında konuştuğuna şahit oldunuz mu? Siz hiç iktidar olmak için milletvekilliği pazarlığı yaptığını işittiniz mi? Siz hiç bölücü bir siyasetçiyle yakınlaştığına tanık oldunuz mu? Peki siz hiç yabancı büyükelçilerle oturup kalktığını duydunuz mu? Siz hiç harama el uzattığını duydunuz mu? Siz hiçbir seçmene kızıp hakaret ettiğine tanık oldunuz mu? Bitmedi. Peki siz hiçbir anket firması ile algı çalışması yapıp algı oluşturduğunu gördünüz mü? Siz hiç Diyarbakır'da ayrı Ankara'da ayrı konuştuğunu şahit oldunuz mu? Siz hiç devletin ve milletin bekası dışında bir siyasi pazarlık yaptığını işittiniz mi? Peki siz hiç yaptığı maddi ve manevi yardımları milletin önünde anlattığına şahit oldunuz mu? Siz hiç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin önünde ceketinin önü açık konuştuğunu gördünüz mü? Siz hiç olduğu ve göründüğü gibi olmadığı bir olaya tanık oldunuz mu? Peki siz hiç bir arkadaşını arkasından vurduğunu gördünüz mü? Siz hiç parti disiplininden en küçük ödüm verdiğini duydunuz mu? Siz hiç verdiği sözden geri döndüğüne şahit oldunuz mu? Peki siz hiç TÜSYAT toplantısına katıldığını gördünüz mü? Siz hiç Türk dünyasına karşı kayıtsız kaldığına şahit oldunuz mu? Siz hiç o için millete yalan konuştuğunu gördünüz mü? Göremezsiniz, duyamazsınız, işitemezsiniz, tanık olamazsınız. Devlet Bahçeli eşi benzeri olmayan örnek bir devlet haklıdır. Onu Meral Akşener'le kıyaslamak devlet beye hakarettir. Meral Hanım ve arkadaşları var oldukları duruşlarını terk edip birilerine koltuk değneği olarak koltuk hayali yaşar, devlet bey ve arkadaşları Türk devleti ve Türk milletinin ilelebet varlığını yaşar ve yaşatır. Onun içindir ki her daim ya devlet başa ya kuzgun neşe derler. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, Türk tarihi devlet bahçeliği hiçbir siyasi çıkarını devletinin çıkarı önüne koymayan, gerektiğinde hem kendini hem partisini devletine feda eden bir devlet adamı olarak altın harflerle yazacaktır. Bugünlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği büyük mücadelelerle, Büyük Türkiye yürüyüşünde verdiği büyük destek ve 2023 yolunda onun liderliğinde ülkücülerin desteğine çok ihtiyaç olduğu aşikar. Devlet Bahçeli, Devleti Evet Müddet ünvanına layık, tarihe not düşen bir bilge liderdir. <laughs>